Birlikte başaralım. Kıymetli yurttaşlarım, daha 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı, o varlık yokluk savaşı, daha düğün gibi yakındı, evimizdeydi, hayatımızın içindeydi. Dedelerimiz savaştı, bağımsız bir ülke kurdu. Canlarıyla, mallarıyla bedel verdiler. Çocuklarımızın, torunlarımızın kendi ülkesi olsun dediler. Daha 100 yıl bile geçmeden bir bakmışız, dedelerimizin canlarıyla kurdukları ülkenin sadece kabuğu kalmış elimizde. Görünüşte bağımsız, sınırları, bayrağı, vatanı, milletiyle egemen bir ülke. Fakat bizi yaşatacak, bizi başkalarının kölesi olmaktan kurtaracak tüm zenginlikler, tüm kaynaklar elimizden gitmiş. Madenler bizim değil, sahiller bizim değil, barajlar bizim değil, yollar, köprüler, hastaneler bizim değil. Haberleşme gitmiş, enerji gitmiş, rafineri gitmiş, fabrika gitmiş. Kime gitmiş? Sermaye şirketlerine. Diyorlar ki yerli milli şirketlerdir. Peki sermaye şirketlerinin vatan, millet, devlet gibi bir derdi var mı? Sermaye dünyada devlet sınırlarına takılmadan her ülkeye girip çıkıyor. Her istediği yere yerleşiyor. Bugün burada, yarın başka ülkede. Sermaye yerelden kazanılır fakat yerli değildir. Sermaye milli her şeyi sömürür fakat kendisi milli değildir. Çıkarının olduğu yere gider. Siz özelleştirme, liberalleştirme, özelleştirme diye tüm zihniyetlerinizi şirketlere devredersiniz. Devletin hantal işleyişinden çıkaralım dersiniz. Siyasetçilerin arpalığı olmaktan çıkaralım dersiniz. Daha etkin, daha verimli işletelim dersiniz. Bir de bakmışsınız ki mülksüzleştirilmişsiniz. Yarın biri daha yüksek bir fiyat teklifi verir. Başka bir sermaye grubu sizin stratejik kaynaklarınızı satın alır. İsterse kapatır. İsterse başka yere gönderir. İsterse üretimi durdurur ve sizi diz çöktürür. Ülkem sandığınız yerdeki tüm kaynaklar yabancının olur. Siz de kendi ülkenizde ucuz işçi, güvencesiz çalışan, geçinemeyen emekli olursunuz. Dünyanın en güzel sahilleri ülkenizde olur ama sizin oraya gidecek imkanınız olmaz. Her tür meyve, sebze ülkenizde yetişir ama sizin onları sofranıza alacak yeterli paranız olmaz. Kıt kanaat, hayata tutunmaya çalışırsınız. Kredi borçları, kredi kartı faizleriyle iyiliş edilirsiniz. Efelenemezsiniz de. Efelenemezsiniz çünkü siz efelenirsiniz, çoluk çocuğunuz mağdur olacak, sefalete düşecek. İşte bu yeni sömürgeciliğin yansımalarından, yüzlerinden biridir. Bu yeni sömürgeciliğe birçok ülke yönetimi direnemez, engelleyemez. Çünkü bu konuda toplumsal bir bilinç olmalı, kitle desteği olmalı, inanç olmalı. Eğer bir gün ülkemizi tekrar ülkemiz yapacaksak, sömürüden, kapitülasyonlardan, borç köleliğinden, mülksüzleştirilmeden kurtaracaksan, ilk önce bir şey lazım. Silahtan önce, paradan önce, barajdan, otobandan önce gıdamız olacak. Gıdada kendi üretimimizi yapıyor, tedarik zinciri yönetiyor olacağız. Şayet gıdan yoksa savaşamaz. Gün gelir parayla alamaz. Gün gelir ithal edemez. Sana kimse satmaz. Gün gelir kuraklık olur, salgın olur, virüs olur ve herkes gıdasını kendisi için depolara saklar, önünde silahlar nöbet bekler. Aç karnına savaşamazsın. Silahın, uçağın olsa da kaç gün dayanacaksın? Gidip başkasının gıdasına da çökemezsin. Çünkü herkesin silahı var, herkesin uçağı var ya da bir yerlerden temin eder. Gıda işinin şakası yoktur. Gıda işi sadece enflasyon işi değil, sadece market fiyatı değil, sadece çiftçinin isyanı değildir. Gıda meselesi beka meselesidir.
Konunun önemli hatırlatıcı bu girişten sonra. Daha önce anlatmaya başladığımız Nuanet Entegre ağlarının üretim halkasını açıklamakla devam edeceğiz. Gıda tedarik zincirinde üretim ağı, lojistik ağı, perakende ağı ve tüketici ağı olduğunu hatırlatalım. Tedarik zincirini baştan sona denetleyemezsek gıda fiyatlarını denetleyemeyiz, çiftçiyi koruyamayız ve dışa bağımlı hale geliriz demiştik. Ardından üretilenlerin satılması için en başta pazar ağının kurulması gerektiğini belirtip perakende ağını anlatmıştık. Onu da 5 zincir market yerine 100 bin aileyi ortak yaparak çözmüştük. Böylece üreticiye raf güvencesi, yerel küçük çiftçiye para kazanma imkanı ve fiyatları denetleme gücü sağlamıştık. Şimdi zincirdeki üretim halkasını anlatacağım. Gıda tedarik zincirinde üretim halkası, kırsalda tarım ve hayvancılık yapan çiftçilerden oluşmaktadır. Bizim çiftçimiz de tıpkı esnafımız gibi, tıpkı kobilerimiz gibi küçük aile işletmesidir. Tarım yapan aile başına ortalama düşen tarımsal alan 70 dekardır. Süt üretimi yapan aile başı ortalama 5-6 inek düşüyor. Son 10-12 yılda çiftçilik yapanların yarısı da çiftçiliği bırakmış. Çünkü işlerini sürdüremiyorlar. Yaptıkları zahmetli işleriyle ailelerini geçindiremiyorlar. Küçük çiftçi tek başına tedarik temininde zorlanır. Bilgiye erişimde, pazara erişimde, lojistik masraflarında, depolamada, paketlemede gücü yetişmez. Bunun için öncelikli olarak küçük çiftçileri, geçimlik tarım yapacak aileleri organize edeceğiz. Bunun için kırsal kesimde nüfusu 500'ü bulan her köyü yakın çevresindekiler ile birlikte kooperatif merkezi yapacağız. Kendilerine bu iş için sözleşmeli bir uzman atayacağız. Uzman kooperatifin tüm bürokratik işlerini takip edecek. Çiftçiler bu süreçler için işlerini bırakmayacaklar. Bu uzmanın görevi olacaktır. Kooperatif yoksa uzman köylüleri ikna edinceye kadar anlatacak ve kooperatifi kuracak. Uzman Gıda Tarım Bakanlığı'nın havza planına ve ülkenin gıda ihtiyaç planına uygun şekilde kendi kooperatif bölgesinde hangi ürünün daha verimli olacağını araştıracak ve çiftçiye anlatacak. Sahadaki zirai ilaç ve gübre kullanımlarını takip edecek. Standart dışı zirai kirleticilerin kullanılmasını önleyecek. Ürünün kalitesini ve sağlığını güvenceye alacak. Uzmanın bir sonraki yıl sözleşmesinin yenilenmesi sahadaki ölçülebilir performans göstergelerine bağlı olacak. Başarısız uzmanlar işten çıkarılacak, yerine başka bir uzman alınacak. Kooperatif kurmakla ilgili çok önemli bir hususun altını çizmek istiyorum. Kooperatifler noterde değil, il ilçe tarım müdürlüklerinin ilgili şubelerinde tescil edilecek ve kayıtları burada tutulacak. Ticari bir kazanç sağlamadığı sürece kooperatifin ticaret odasına ve vergi dairesine kaydı yapılmayacaktır. Çünkü kooperatif kurmuş biri olarak bu süreçlerin çiftçi için caydırıcı olduğunu sağdan gözlemledim. Üretim yoluna girmeden başlayan bürokratik angaryalar kırsal örgütlenmenin önündeki en büyük engellerden biridir. Kooperatifler vergiye tabi olacak miktarda gelir sağlamadıkça defter tutmayacak, vergi kaydı olmayacak, ticaret odasına kayıt yapılmayacak, ayrıca noter ile hiçbir ilişkisi olmayacak ve notere para ödemeyecek. Böylece kırsal örgütlenmemiz işleyen kooperatifler temelinde olacak. Onu da köylünün sırtına yük yapmayacağız. Bürokratik yükünü de, angaryasını da, araştırmasını da devletin ilgili yerel birimleri denetiminde sözleşmeli uzmanlar yapacak. Ardından havza bazında, bölge bazında, ülke bazında üst örgütlenmelerini teşvik edeceğiz. Çünkü
Hedeflediğimiz şey üretici birliklerinin gübre fabrikaları olsun, yem fabrikaları olsun, şehirde güvenceli rafları, yani onların ürününü satan zincir marketleri olsun, soğuk hava depoları, kesimhaneleri, paketleme tesisleri olsun. İstediğimiz üreticinin yerel ve bölgesel düzeylerde markaları olsun, araştırma merkezleri olsun, akademileri olsun, bankaları olsun. Küçük aile işletmelerini bir araya getirip örgütleyip öyle güçlü yapalım ki kimse onlara diz çöktüremez. Kimse bizi gıdamız üzerinden esir alamasın. Kimse bizi bağımlı hale getiremesin, diz çöktüremesin. Onun için entegre ağlardan söz ediyoruz. Biz herkesin çiğnediği kooperatifçilik sakızını çiğnemiyoruz. Biz tedarik zincirinin üretim girdilerinden başlayarak market rafından geçip satışına kadarki bütün süreçlerden söz ediyoruz. Bu ne tek başına çiftçinin bilgisiyle çözeceği, ne tek başına Tarım Bakanlığı uzmanlarının çözebileceği bir şey değil. Çözebilselerdi şimdiye kadar 10 kere çözerlerdi. Her biri zincirin sadece bir kısmını görüyor ve onun üzerinde tepiniyor. Tabii ki çözemiyor. Birinin saha tecrübesi bir bölümle ilgilidir. Birinin akademik unvanı bir bölümle ilgilidir. Birinin bürokratik deneyimi bir bölümle ilgilidir. Bütünlüklü çözümler üretmek herkesin her gün yaptığı bir iş olsaydı zaten sorun oluşmadan çözülmüş olurdu. Konumuza dönecek olursak, tarımsal üreticileri ülke satında kooperatifler şeklinde örgütleyeceğiz. Havza bazında ve üretim türlerine göre birlik çatısı altında üst örgütlenmelerini, ardından bölge federasyonları ve ülke çapında konfederasyonlarını yeniden şekillendireceğiz. Bu kırsal üreticileri bir önceki bölümde anlattığımız BAKİ, yani kentlerdeki perakende ağına ortak yapacağız. Onların ürettiklerine en yakın kentlerde raf garantisi sağlayacağız. Ürettikleri paraya dönüşecek. Bu birliklerin hangisinin sahasında soğutma ve koruma depolarına, freeze drying yani soğutarak kurutma tesislerine ihtiyaç var ise oralarda gerekli kapasitede tesisler kurulacak ve kendi birliklerine verilecektir. Bir havzada zirai bir kirletici kullanmışsa havzadaki ürünleri olumsuz etkileyeceği için kendi iç denetimlerini bu kooperatifler ve birlikler sayesinde sağlamış olacağız. Bu bizim kırsal üretimimizin örgütlenme kısmıydı. Çiftçiyi yerinde bilgilendirmek ve ürettiğini planlamak için devletin, üniversitelerin, STK'ların tüm imkanlarıyla sahaya ineceğiz. Ürün çeşidini ve niteliğini, havza bilgilerini, ülkenin stratejik gıda arz güvenliği bilgilerini, talep tahminlerini birlikte işleyip sahadaki mevcut üretim faktörleriyle üretim planlaması yapacağız. Yön eylem teknikleri kullanarak, optimizasyon yaparak planlama yapacağız. Gıda işinin şakası yoktur. Gıda üretim alanları, toprak ve su kimsenin şahsi tasarrufuna bırakılamaz. Bunlar stratejik kaynaklardır ve bu mantıkla yaklaşılacaktır. Plana uymayan üreticiye girdi tedarik destekleri, ürün alım garantisi ve benzeri destekler sağlanmayacak, ürettikleri BAKİ ağına satışa sunulmayacak, gerekirse ihracat bariyerleri yükseltilecektir. Buna karşın planlı üretim yapan çiftçinin girdileri, üretim safhasında tespit edilen miktara göre ücretsiz temin edilecektir. Çünkü gıda üretimi ticari mantıkla yaklaşılacak bir iş değildir. Ülkeyi gıdada dışa bağımlı hale getirirsek, çiftçiyi üretimden koparırsak tekrar geri dönmez ve bu felaket olur. Şehirdeki insanımızın sofrasına temiz ve kaliteli gıdanın gelmesini güvenceye almak için bedelini ödemeliyiz. Şayet o bedeli ülkemizdeki çiftçiye ödemezsek başka ülkenin çiftçisine öderiz. Onu da bugün satar, yarın işine gelmezse satmaz. Çiftçimiz para kazanmalı. Para kazanmakla, geçinmekle, çocuklarını okutmakla ilgili bir derdi olmamalı. Biz bunu güvenceye alacağız.
Biz bunun önemini görüyoruz ve tüm ülkenin geleceği için bunu güvenceye alacağız. Ayrıca sürekli ve kapsamlı denetim yapacağız. Üretilenler her hafta yerinde denetlenecek. Tarlasında, sofrasında, yaylasında, ahırında uzmanlar tarafından denetlenecektir. Bunun için kaç ziraat mühendisi, kaç veteriner gerekiyorsa işe alacağız ve sahaya göndereceğiz. Zaten on binlerce mezunumuz işsizdir. Bu denetimlerden geçmiş planlı her tarımsal üretime alım garantisi vereceğiz. Zaten bakiyenı kurduğumuz için pazar sorunumuz olmayacak. Talep fazlası olursa kurutacağız, konserve yapacağız, ihraç edeceğiz. Fakat üreticinin tarlasında ürünü kalmayacak. Emeğinin karşılığını mutlaka alacaktır. Çiftçinin ürününü sigortalayacağız ve parasını devlet ödeyecek. Çiftçinin kendisini ve ailesini de sağlık sigortası kapsamına alacağız. Kendisini ve üretime katılan yetişkin aile bireylerini sigortalayacağız ve primlerini devlet ödeyecek. Diğer aile bireyleri de tıpkı memurun ailesi gibi kendi sigortasının kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanacak. Hayvansal üretimle ilgili kısmı başlı başına bir konu olduğu için bir başka videoda ele alacağım. Onun için gıda tedarik zincirinin üretim halkasını özetlemeyi burada bırakıyorum. Nasıl çözdük? Hatırlatalım. Kırsaldaki küçük üreticileri örgütledik. Kooperatif ve birlik sahibi yaptık. Üstelik bunun bürokratik yükünü de çiftçiye yüklemeden yaptık. Ona bir uzman atadık. Ardından sahada ne üreteceğini planladık. Girdilerini tedarik ettik. Üretimini sürekli denetleyerek kaliteyi güvenceye aldık. Raf garantisi verdik. Alım garantisi vererek para kazanmasını garantiledik. Çiftçinin ürününü ve ailesini sigortaladık. Üstelik bütün bunları yaparken geçimlik çiftçilik yapan küçük aile işletmelerini gözeterek yaptık. Hem ülke olarak gıda arz güvenliğini temin ettik, hem kaliteli temiz gıdayı ürettik, hem çiftçimizi koruduk, hem de üretim ile para kazanacakları bir işin sahibi yaptık. Böylece her çiftçi köydeki bir tarlasında, bahçesinde kendi emeğiyle ne kadar üretirse ondan gelir sağlayabilecek ve geçim kaygısı taşımadan üretimin içinde kalacak. Şimdi biz Nuanet Entegre ağlarındaki üretim halkasını da kurmuş olduk ve pazar ağına bağladık. Bir sonraki videoda üreticinin ürününü pazar ağına teslim edecek lojistik ağını anlatacağız. Onu da yine küçük aile işletmelerini, depocuları ve kendi kamyonunu süren sürücüleri gözeterek çözeceğiz. Ve on binlerce kişiye gelir getirici bir iş sağlamış olacağız. Yeniden inşa yapıyoruz ve eli temiz vasıflıları yanımızda görmek istiyoruz. Birlikte başaralım.